saçlar kara, dil kol gözler ilahi. Dil kol kaşlar kara, dil kol gözler ilahi. Dil kol saçın iki kat, dil kol saçın iki kat. Kes birini bana sat, kes birini bana sat. Dil kol kaşlar kara, dil kol gözler ilahi. Dil kol kaşlar kara, dil kol gözler ilahi. Şarkıyı çalıp kendime en iyi aktarabileceğim şekilde başlamak istedim. Yani müzikle. Şimdi iş geldi zor kısma, yani konuşmama. TEDx'ten konuşma teklifi geldiğinde çok heyecanlandım ama aynı zamanda çok şaşırdım. Çünkü TEDx'te çok birikimli ve tecrübeli konuşmacılara yer verildiğini biliyorum. Benden kendimle ilgili bir şey anlatmam istendi ama benim başarımın aslında çok da gizli bir formülü yok. Biraz özel yetenek, disiplinli çalışma ve düzenli çalışma, dediğim gibi. Sanırım bunları hepimiz biliyoruz. Daha sonra şu an en iyi bildiğim alanın müzik olduğunu düşündüm ve sizlerle müzikle ilgili düşüncelerimi paylaşmak istedim. Müziğin gücünü ve müzikle duyguların arasındaki bağı anlatan 3 hikayemden bahsedeceğim. Ardından müziğin hayatımı nasıl değiştirdiğini sizlere aktaracağım. Hadi bebekliğimizden başlayalım mı o zaman? Beyninizin içinde yol ismini verebileceğimiz bir örüntü var. Bebekken bu yolları kullanabiliyoruz ve bu şekilde hayatın çeşitli alanlarında inanılmaz şekilde zeki olabiliyoruz. Mesela bir bebeğin önüne 50 tane fare koyarsanız ve o farelerin arasında bir tane fareyi gösterirseniz, o zaman bebek o gösterdiğiniz fareyi öbürlerinden çok büyük bir kolaylıkla ayırabilir. Ama bebek büyüdükçe farelerin hayatında hiçbir rol oynamadığı için ve bebek insan yüzlerine konsantre olduğu için o fareleri ayırabilmesini sağlayan yol kapanıyor. İşte bu yolların kapanmasında müziğin çok büyük bir etkisi var. Eğer annemizin karnındayken müzik dinlemeye başlarsak ve hayatımıza müziği hiç eksiltmezsek, o zaman bu yollar kapanmaz. Ve ne kadar az yol kapanırsa hayatın çeşitli alanlarında o kadar başarılı oluruz. Bu konuda kendimden bir örnek vermek isterim. Farklı dil konuşma ve öğrenmek benim için çoğu zaman çok kolay, bana çoğu zaman çok kolay geliyor. Bu benim için demektir ki müzik bu dil öğrenme alanındaki yolumu açık tutmuş. Ama müzik sadece beynimizdeki yolları değil, hislerimizi de etkiler. Hislerimiz de aynı zamanda yaptığımız müziği etkiler. Örneğin Mozart bir beste yaptığında o anki hisleri, o yaptığı müziği direkt olarak etkilemiştir. Bunu ilk keman konserimde öğrenmiş oldum. Bu keman konseri esnasında benden yaşça daha büyük ve bende kemanda daha tecrübeli olan bir öğrencinin yaptığı bir şey çok dikkatimi çekti. Öğrenci mola esnasında Mozart'ın biyografisini okuyordu. Ben de gidip neden okuduğunu sordum. Kendisi gelecek haftaki konsere hazırlanıyorum diye cevap verdi. Ben de tam olarak ne dediğini anlayamadım ve gelecek haftaki konsere niye Mozart'ın biyografisini okuyarak hazırlandığını sordum. Kendisi şu cevabı verdi. Mozart'ın nasıl yaşadığını, ne hissettiğini bilmek istiyorum. Hayatında bir savaşa tanıklık etti mi? Neler başardı ve kendini nasıl hissetti? Çocukluğu ve özel hayatı nasıl geçti? Bir besteci kendi duygularını kendi bestesine de aktarır. Ve ben Mozart'ın bu bestede ne hissettiğini bilirsem, o zaman aynı duyguyu seyirciye de aktarabilirim. Eğer bunu başarırsam, o zaman bu eseri en parlak ve en iyi yönden sunmuş olurum. Evet, bu kızın dedikleri gerçekten çok dikkatimi çekmişti. Ve o andan itibaren duyguyla müziğin arasında ne kadar güçlü bir bağ olduğunu anlamış oldum. Peki şimdi ani bir çıkış yapıp kekemelik desem, bunun müzikle ne alakası olur? İşte size müziğin ne kadar güçlü olduğu ve insanların hayatlarını nasıl değiştirebileceğine dair kısa bir hikaye anlatmak isterim. Bir öğretmenimin sınıfında çok kekeleyen bir çocuk varmış. Hatta o çocuk o kadar çok kekeliyormuş ki kağıdın üstünde bazen bir şeyler yazarak öğretmenlerle anlaşabiliyormuş. Yalnız çocuk müzik dersinde hiç kekelemeden türkü söyleyebiliyormuş. Öğretmen de bunu fark etmiş ve çocuğa rap şeklinde konuşmasını söylemiş. Çocuk aylarca rap şeklinde konuşmaya çalışmış ve en sonunda normal konuşmaya başlamış.
Çocuğun ailesi onu daha önce defalarca psikologlara ve doktorlara götürmüş ama hiçbir sonuç alamamışlar. Ama o öğretmen o çocuğun hastalığını müzikle yenmiş. Şimdi ise müziğin bana kattıklarından bahsedeceğim. Anaokuluna başladıktan sonra hep klasik ve Türkçe müzik dinlemeye başladım. Örneğin Mozart, Beethoven, Fazıl Say, Zülfü Livaneli ve Kazım Koyuncu. Anaokulunda hep şarkılar söylüyorduk ve ben bundan çok büyük keyif alıyordum. Bir gün annem ve babam beni anaokulundan almaya geldiklerinde öğretmenlerim onlarla bir konu hakkında konuşmak istediklerini söylediler. Konu benim müzikal yönümdü. Söylediğimiz şarkıların melodilerini çok hızlı bir şekilde öğrenip çok güzel bir şekilde seslendirebiliyordum. Müzik okulunda küçük yaştaki çocuklar için bir kurs olduğunu söylediler. Tabii annemle babam daha önce benim bu müzik sevgimi fark etmişlerdi. Ama böyle bir kurs olduğunu bilmiyorlardı. Gibi o zamanlar çok müzik dinliyordum ve o müzik sanki benim için bir şey ifade ediyordu. Sanki o müzik bana bir şey söylemek istiyormuş gibi. İşte müziğin yaptığı da tam olarak bana bir duygu ifade etmekti. İşte bu insanlar ve müzik ilişkisine ait eşsiz bir özellik. Duyguyu özümseyip müzik haline getirip başka birisine aktarabilmek ve bu duyguyu algılayabilmek. İşte müzik dediğimiz sanat da tam olarak bu. Daha sonra o küçük yaştaki çocuklar için düzenlenen müzik okulundaki kursa gitmeye başladım. Okulda çok hoşuma gitmişti açıkçası. Değişik ritmik aletlerle ritimler çalıyorduk ve öğretmenimiz bize bu ritmik aletlerle hikayeler anlatıyordu. Mesela ne zaman heyecanlı bir an gelse ritim hızlanıyordu. Açıkçası böyle bir kurs bu küçük yaştaki çocukların gelişimini çok pozitif bir şekilde etkiliyordu. Çünkü farklı ve anlayabilecekleri yoldan müzikle tanışma fırsatları oluyordu. İlkokul 1'e başladıktan sonra yeni bir kursa gitmeye başladım. Bu kursun ismi Instrumental Karoseri'ydi. Yani Türkçe çevrimiyle Enstrümanlı Atlı Karınca. Ne kadar ilginç bir isim değil mi? Bu Enstrümanlı Atlı Karınca kursunda bir yıl boyunca bize her hafta bir öğretmen gelip bir enstrüman tanıtıyordu. Bu şekilde bir yılın içerisinde Batı müziğin tüm enstrümanlarını tanımış oldum. Şimdi bu dediklerimi düşünmenizi isterim. Almanya'daki müzik okul sistemi bu şekilde olmasaydı, o zaman müziği bu kadar çok sevecek miydim? Ben öyle düşünmüyorum. Çünkü eğer baştan benim elime bir enstrüman tutuştursalardı ve çalmam bekleselerdi, o zaman üstüme çok büyük bir yük atmış olurlardı ve ben müzik sevgimi kaybedebilirdim. Ama müziğin bana anaokulundan beri yavaş yavaş tanıtılmasından ve anlatılmasından dolayı çok büyük bir müzik sevgisi elde ettim. Bu enstrümanlı atlı karınca kursunu da bitirdikten sonra artık bir enstrüman dersine başlayabilirdim. Annem ve babam gitarı çok seviyorlardı ve gitar çalmamı istiyorlardı. Ama ben kararımı vermiştim. Bu kursta keman tanıtıldığından beri çok beğenmiştim ve keman çalmak istiyordum. Bu yüzden keman kursuna gitmeye başladım. İlk keman dersinden kısa bir zaman sonra ilk keman konserimi verdim. Müziğin üstüne geçtikçe ve müziği sevdikçe art arda konserlere çıkmaya başladım ve bir koroya katıldım. Koro öğretmenim sesimi çok beğendi ve özel ders almamı tavsiye etti. Bir kısa süre sonra şan dersi almaya başladım ve artık haftada 4 defa müzik okuluna gidiyordum. 2 yıllık bir şan ve keman eğitiminden sonra ilk defa Jung Musiziert yani genç müzisyenler yarışmasına katıldım. Bu genç müzisyenler yarışmasında hem keman hem şan kategorisinde birincilik ödülü aldım. Şan kategorisinde tam puanlı. Ama keman kategorisinde 1 puanlık bir eksikle. O 1 puanım neden kırılmıştı biliyor musunuz? Çünkü çaldığım parçaların arasında bir parça vardı. Ben o parçada 2 notayı yanlış çaldım. Sanatın birçok dalları vardır ama müzik bir konuda öbürlerinden biraz ayrılır. Müzik geçicidir ve düzeltilmesi mümkün değildir. Örneğin birinci notayı çalarsınız, ikinci notayı çalarsınız ve olur da bir hata yaparsanız o zaman geri dönüp o çaldığınız notaları düzeltemezsiniz. Çünkü o an çoktan geçmiştir. İşte aynısı benim başıma da geldi. 2 notayı yanlış çaldım ve bir daha düzeltme şansım olmadı. Müzik bu konuda çok hassas bir sanattır. İşte bu yüzden müzik bana göre yaşamın ta kendisidir. Yaşamımızda nasıl geri dönüş yoksa ve yaşamımız nasıl geçiciyse müzikte de geri dönüş yoktur ve müzik de aynı şekilde geçicidir. Yaptığımız müzik ya doğru ve güzeldir ya da yanlış ve kötüdür. 2017 ve 2018 yıllarında yine Jung Musiziert yani Genç Müzisyenler Yarışması'na katıldım. Keman ve şan kategorisinde birincilik ödülleri Almanya çapındaki yarışmaya kadar gelebildim.
Almanya çapındaki yarışmada da şan kategorisinde birincilik ödülü aldım ve keman kategorisinde de birincilik ödülü aldım. Ve ayrıca şan kategorisinde Mozart'ın Voices Apete eserini çok iyi seslendirdiğim için Mozart ödülüne layık görüldüm. Bu ödül de zaten benim Türkiye'de yavaş yavaş tanınmama sebep oldu. Daha sonra değişik haber bültenlerinde çıktım ve sosyal medyada klasik ve Türkçe müzik paylaşmaya başladım. Zaten çalışmalarıma şu anda böyle devam ediyorum. Gelecekte müziği hiç bırakmak istemiyorum ve müzikte sürekli kendimi geliştirip iyi işler başarmak istiyorum. Çünkü müzik hayatımın çok büyük bir parçası. Ama bence müzik sadece benim hayatım değil. Bence hepimizin hayatlarının büyük bir parçası. Öyle tahmin ediyorum ki şimdiye kadar insanlık tarihinde çok az şey müzik gibi insanların ruhunu ve yaşamını etkilemiştir. Gözlerimizi açmalıyız ve müzikten bu müziği çok daha yakından tanımalıyız. Çünkü müzik sadece kulağımıza gelen güzel bir ses veya bir melodi değil. Müzik insanların kendi yarattığı olağanüstü bir sanattır. Müzik yaşamımızın gizemli bir parçasıdır ve yaşamımızın her yerindedir. Örneğin bir kafeye otururuz, o zaman kulağımıza hemen müzik sesi gelir. Telefonumuz çalsa bu bir müzik melodisidir. Haber bültenlerinin girişlerinde müzik vardır. Reklamlarda müzik vardır. Politikada partilerin seçim müzikleri vardır. İzlediğimiz dizi veya filmlerin de müzikleri vardır ve daha niceleri. Müzik hayatımızın büyük bir parçası ve biz de müziğin bir parçasıyız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.